I would like to congratulate Altay on a good match. It was a tough game, a lot of pressure. It was not a pretty game by any stretch of the imagination. I was not happy with the first half. We made some adjustments in the second half. We were able to control the game in the second half a little bit better. And we, at the end, found a way to win the game. And yeah, could not be more happier than this. Başardık birçok kez bunu, ilk yarıda da yakaladık. At the end, I would like to point out that I'm sorry for what happened at the end of the game. Things like this happen in a big derby like this. I want to say that we respect Altay very much as our biggest rival, and we don't need this kind of tension at the end. But again, I understand the players; they're under a lot of pressure, and things like this happen. Again, we respect our opponent, and then we will try not to repeat the same in the next matches. Onda daha iyi oynayan bir oyuncu, fakat biz gerçekten çok fazla sakatlıklarla. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese tekrardan. Tabii öncelikle 20 saniye kala gol yiyip mağlup olunca üzgünüz. Maçın tabii ki gidişatı ve normali berabere bitmek üzereyken mağlup oluyorsunuz. Üzücü olan tarafı. İlk devre ve ikinci devre olarak düşünürsek oyunun güzelliği ve ağırlığı bizim tarafımız, Altay tarafıydı. Fakat futbolda böyle şeyler oluyor tabii. Ama başta da söylediğim gibi böyle keşke 65'te 70'te falan gol yesek de o zaman bu kadar üzülmezsiniz, üzülmeyiz. İşte böyle son saniyede gol yiyip mağlup olunca üzülüyoruz. Artık önümüzde bir milli maç var. Milli maçtan sonra da maraton devam edecek. Artık önümüze bakacağız. Önümüzdeki maçlarda artık kazanıp telafi etme yoluna gideceğiz. Sorunuz varsa cevaplayın. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.